ışığınız bol olsun gelin bu videoyla Saturn'un transitine devam edelim Eyvah Eyva Eyvah, eyvah. Satürn Transit geçiyor diye bahsettim Astro felsefi YouTube kanalında ve Instagram'da da güzel transitler oluyor sadi sati dönemine girdi bu iki buçuk aylık dönemde Aslında Satürn kova burcuna girdi balık burçları için sadi sati ay balık burcunda olanlar için ben de sadi sati dönemine girmiş oldum Eğer daha önceki video söylemiştim eğer yaşınız benim gibi ilerlemişse 30 yıl önce gidip o dönemde neler oldu bakabilirsiniz. İnanılmaz zorlu bir dönemdi. Tıp fakültesi yıllarımdaydı. Ee, çok çalıştım. Tabii tıp fakültesi zaten yılları zor olur. Ee, benim için ama tabii başka ekstra e, zorluklarla da dolu oldu. Fakat e, çok enteresandır. Sadistati dönemi 7,5 yıl sürer. Her bir e, burçta Satürn 2,5 yıl kalır. E, ve sonrasında çıkar çıkmaz e, inanılmaz ödüllendirdi aslında Satürn beni e, ve he, hemen onun akabinde de e, Amerika'ya geldim ve e, çok farklı bir e, kariyer açıldı benim için. E, baktığım zaman o yüzden e, Satürn, Sadistati dönemi özellikle evet çok zorlar e, fakat inanılmaz bir yere taşır bizi. Tekrarlıyorum bu video tekrar olacak. Diğer videoyu da mutlaka izleyin baş, başından. Şaniyi anlamak çok önemli. Şaniyi anlamak neden önemli? Gezegen olarak da zaten en son dış gezegen diyoruz. En son, en uzak olan. o yüzden soğuk, o yüzden yavaş. Yavaş olması çok enteresandır yalnız. Çünkü hep söylüyorum, gezegenleri çalışmayın. Gezegenlerle ilişkiler kurun. Gezegenleri öğrenin. nasıl? Çok sevdiğiniz bir insana soru sorarken onu tanımaya çalıştığınız zaman gerçekten ee, ...yüreğinizde ne varsa onu söylersiniz. Ee, bazen çünkü enteresandır, diyaloglar yerine monologlar var günümüzde. Öyle olduğu zaman en azından iyi olmaz. Çünkü soru soruyor sonra dinlemeniz bile. Ama ilgilendiğimiz kişileri de dört gözle, dört kulakla <laughs> dinleriz. Bile dört gözle dinlemek de güzel bir deyiş var aslında değil, Türkçe'de. O yüzden bütün gezegenleri çalışırken de o yüzden takipçilerimden birisi söylemiş e, çalışmayın. Jyotish ile ilişki kurun diye yazdım. Peki hocam nasıl yapacağız? Söyler misiniz onu da diye. Aslında bütün videolarımda söylemiyor muyum zaten? bütün videolarımda onu vurgulaya vurgulaya. İyi yok, kötü yok. Neye göre iyi, neye göre kötü. gezegenleri olduğu gibi sarıp sarmalayın. Evet. Satürn Shani zorluyor ve Shani Kova burcuna kendi ofisine girdi. En güzel konum aslında. Olak Burcu'ndan daha güzel çünkü Satürn'ü biliyorsunuz Şen'i meydanlarda olmak istemiyor. Birinci evi sevmez, Lagna'yı sevmez. Ee, Kova Burçları için Lagna'da olacak onu da konuşacağız nasıl etkisi olduğunu. Ee, e, fakat e, Kova Burcu'nu sever çünkü 10. E, ev savaş alanı gibi. Fakat 11. eve geçtiği zaman artık Satürn ofisine gidiyor yalnız başına o bilgilerini kullanmak için. O yüzden bu iki buçuk aylık dönemde şu anda girdi Kova Burcu'na. Ve Haziran'ın ortalarında özür diliyorum Temmuz'un ortalarına yaklaşık iki buçuk ay Kova Burcu'nda kalacak. Ve daha sonra Olak Burcu'na tekrar geri dönecek. O retro olduğu zaman ve Olak Burcu'na geri döndüğü zaman tekrar bizlere bir imkan tanıyacak aslında. O yüzden dediğim gibi Satürn'ün üçüncü görüşü çok önemli. Satürn hangi evinizden geçiyorsa yapmamanız gereken şeyleri yaptırmayacak. O yüzden zorlanıyoruz. Satürn transitinde Satürn'ü anlayabilmek için e, kendinizle dürüst olun. Kendinizi kandırmayın. Çünkü Satürn maya dünyasını sevmez. O yüzden Satürn en yüksek bilgi elinde tutandır. Kova burcu yönetiyor. Oradaki nakşatralara bakın. Rahu da orada. Orada Jüpiter de orada. Utra patrapadayla ve ilk başta Danışta Mars da orada. O yüzden geri planda aslında herkes Satürn'ü destekliyor. Bütün gezegenler birbirlerini, bütün enerjiler birbirlerini neticede destekliyor. O yüzden Satürn döneminde, Satürn transitini anlamak için kendinize dönüp bakın, kendinizle dürüst olun. Darmanızı yerinize getirin ve karmanızı ödeyin. Söylemesi çok zor. O yazılan kelimeler, söylenilen sözler bile aslında bizlere negatif etkiliyor. Ben böyleyim, başıma şu geldi diye yazdım Zaman ben onları okurken bile bir nevi içim üzülüyor. keş umarım diyorum şifayı bulur orur bir şekilde. Ama karmamızın bir parçası. Hepimiz zorluklardan geçiyoruz. Hepimiz her alanda kime göre az kime göre çok. O yüzden oturduğumuz zaman farklı açılımlar olacak. O yüzden e, Şani'yi anlamak için üçüncü görüş çok önemli. Üçüncü görüş Upaçaya görüşü. Ona göre açılımı olacak. Geldiği eve göre değişir. E, ve e, Oğlak Burcu için Işinyon'dan da bahsedeceğiz. Ve e, dör, e, yedinci görüşü zaten önemli. Ona göre açılımlar olacak. Ve sonrasında da onuncu görüşü. Çünkü tam karma görüşü. Onuncu ev gibi düşünün. Satürn'ün transitinden baktığımız zaman o kısımla ilgili görevini yerine getirmek zorunda. Bizim görevlerimizle alakalı aslında. O görüşte çok önemli. Ee, dediğim gibi Revati Nakşatra sohbetlerimiz başlıyor. Ee, maillerinize dönemiyorsam çok özür dilerim. Ee, çünkü e, sadisati dönemin başladı dediğim gibi. iki buçuk aylık dönemde balık burcu bireyleri için, ay balıkta olanlar için çok güzel bir dönem. Ee, direkt günlük tutmaya başlayın. Çok enteresandır dediğim gibi 30 yıl önce aslında ben astrolojiyle ilgili... Hiçbir şey bilmiyordum e, fakat o dönemde yazdığım e, günlükler, şiirler inanılmazdır. O yüzden Satürn öyledir. Satürn geçtiği zaman ayın üzerinden bir nevi o e, çıkması gereken şeyleri hani böyle bir bahçeniz var. Düşünün bahçede otlar var e, ve Satürn gelir o otları yolmanız için sizi çalıştırır. Çünkü otları yolduktan sonra o bahçe o kadar güzel açar ki sonradan o çiçekleri her şeyi e, görürsünüz sizi ödüllendirir Satürn. O yüzden Satürn'e güvenin e, bahçeye bakmak bahçe bakımı kolay değildir bu şekilde verimli geçeceğini umut ediyorum. E, benim için de enteresan zaten hem e, Mahadaş, Antardesh olarak da destekliyor, e, kitap yazma açısından da belki o açıdan e, ürünlerini verecek. O yüzden balık burcu bireyler için. Hadisati başladı iki buçuk aylık süreçte günlük tutun nasıl geçiyor daha sonra oğlağa geçecek daha sonra tekrar döndüğü zaman kova burcuna Ocak 2023 yılında sonra iki buçuk yıllık bir süreç başlıyor bu süreç içinde çok güzel çalıştıracak sizi özellikle balık burçları için tam bir farkındalık olacak gerçekten dediğim gibi 30 yıl önce yaşadığım şeyler inanılmaz farkındalık getirdi bana ve hala da kullanıyorum. Bakalım neler yaşayacağım ki bundan sonraki 30 yıllık süreçte eğer bu ruh bu bedende kalırsa nasıl kullanacağımızı da hep birlikte göreceğiz. Gelin ben hemen trans haritayı tekrar terazi burçlarında kaldık. Terazi burçları bu haritalara dediğim gibi hatırlatıyorum. Ay eğer terazide ise şimdi terazi ile başlıyoruz ee, ya da lagna yükseleniniz terazide ise güneş terazide ona da bakabilirsiniz. Mahadasha Lorduna neredeyse hangi ise ona göre bu videolara bakabilirsiniz. Ee, soruyorsunuz bana hani benim için aydan daha iyi çalışıyor, güneşten daha iyi çalışıyor bu şekilde de bakabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Neticede kendi haritanız ee, bir sebebi vardır mutlaka. Bir sürü lagna var. <laughs> Belki onunla ilgili bir instagramda paylaşmayı düşünüyorum aslında. Her lagnadan haritalara farklı anlamda bakılıyor. gördüğünüz gibi şu anda terazi, terazi burcu bireyleri için saturn Satürn geçiş 5. evinizde oluyor. 5. ev yaratıcılıkla alakalı, 5. ev çocuklarla alakalı. saturn kova burcunda ofisine girdi, o bilgeliğini kullanıyor. Spekülatif kazançlarla alakalı. Bu konumla 3. görüşüyle 7. evinizi görüyor. Ortaklarınızla alakalı ya da eşinizle alakalı, sevgilinizle alakalı sorumluluklarınızı yerinize getireceksiniz. Çocuklarla ilgili sorumluluklarınızı yerinize getireceksiniz. Aynı şekilde 11. evi görüyor, yüksek arzuları görüyor. Satürn'ün geçtiği yerde o evle ilgili kısıtlamalar gelir. Çok güzel bir konu. Özellikle de Kova burcunda olduğu için Şane bunu bilgelikle kullanacaksınız. O yüzden çok güzel bir konum. E, romantizmi kısıtlayabilir çünkü kısıtlanması gerekiyordur o şekilde düşünün çocuklarla ilgili sorumluluklarınızı ...daha bilgelikle konuşup kutlanmaya başlayacaksınız. Ee, ve e, ve 10 görüşüyle de ikinci evi gördüğü için aile ile ilgili sorumluluklarınızı yerinize getirmek zorundasınız. Bu dönemde e, daha sonradan Lunar Eklips ve e, Dolunay ile ilgili videolar da çekeceğim. Çünkü tam örtüşen bilgiler aslında birbirlerine. Çünkü neden? Tam 10. E, görüşüyle olan yerde Akrep Burcu'nda... Ee, güneş e, Ay eklipsi olacak, Ay tutulması olacak ve daha sonra da e, yaklaşık e, 16 Mayıs'ta Ay eklipsi oluyor, e, tutulması daha sonra da 30 Mayıs'ta da e, dolunay oluyor ve Rohini nakşatrasında diğeri de Vişaka'da. O yüzden bu eksenle ilgili teraziler, bir takım değişiklikler, e, banka hesabıyla ilgili yediğiniz, içtiğiniz, aile aile yapısıyla ilgili bir takım değişiklikler olacak, bir takım yeniliklere, bir takım tohumlar atmış olacaksınız aslında o bahçe şey dediğim gibi daha sonradan ürününü alabilmek için. Satürn bu anlamda çalışacak. Yoga Karaka sizin için güzel bir konum sizin için çalışıyor. zaten teraziler severler çalışmayı. İnsan ilişkilerini çok severler. O yüzden romantizmle ilgili, eşinizle ilgili konularda, ortaklarınızla ilgili konularda ya da iş arkadaşlarınız da olabilir. Bunlarla ilgili konularda sorumluluklarınızı yerine yerine getireceksiniz. Rahu Keytu döngünüz var. Kendra evinde direkt. Çok önemli. K2 direkt birinci evde ve Rahu'da yedinci evinizde. O yüzden Kendra evinde bu olayların olması tabii sizi ona göre etkiliyor. Jüpiter, Venüs şu anda Lagna Lord'unuz altıncı evde. Bu hastalıklar, düşmanlar, zorluklar diyoruz ki benefik gezegen. Altıncı evde Prarabada Karma ve Papa Kartari Yoga'dan dolayı aslında Rahu bir taraftan, Satürn bir taraftan sizi zorluyor. O yüzden bu enerjiler zoracak. Ama dediğim gibi neticede Jüpiter kendi evinde, Venüs orada yüceldiği yerde yine de ikinci evinizi de görüyor ve 10. evinizi de görüyor. O yüzden o anlamda belki hani iş arkadaşlarınızla ilgili ve Satürn de sizi sorumluluklarınızı, Satürn bilgiyi getirecek aslında size. Ve Satürn sizin 10. evinizdeydi, oğlak Burcu'nda. O yüzden hem mutluluğunuzla hem ailenizle, annenizle ilgili, evinizle ilgili bir takım olaylarla ilgili bilgiler toplandı, 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 toplandı. Şimdi Satürn 5. eve girdiği zaman bu bilgileri bir nevi kullanmaya başlayacak sizin için. O yüzden çok güzel bir konum ve dediğim gibi eşinizle ilgili sorumluluklarınızı yerine getirmek zorundasınız. Ee, ve orada Uranüs'ün olması aslında e, biraz sizi sıra dışı bir anlamda bir şeyler oluşturmaya çalışıyorsunuz. Ama Satürn'ün bu geçişiyle iki buçuk aylık dönemde dikkat edin dediğim gibi özellikle neler oluyor. Çünkü e, Satürn, Rahu'ya ve Uranüs'e yapmaması gereken şeyleri yaptıracak. Uranüs enteresandır. Çok ani beklemediğimiz bir şey olabilir. Bu herkes için geçerli. O yüzden e, benimle de mutlaka paylaşın neler oldu diye bazen yazıyorsunuz. Çok hoşuma gidiyor e, Söyleyemiyorum, e, yorum yapamıyorum ama çok fazla da haritanızı kullanmadan, analiz etmeden sadece yaşadığınızla ilgili eğer dediğim gibi biliyorsanız bu bilgileri e, bu şekilde paylaşabilirsiniz. Güzel transitler oluyor. Akrepler, akrepler için neler oluyor? Akrep burçları için e, bu oluşum Satürn sizin dördüncü evinizde. Çok güzel bir konum. E, fakat neler olacak? Bu ne demek oluyor? Ev taşınma olabilir, iş değişikliği olabilir, sorumluluklarınız artacak. Çok güzel şeyler olacak. Evet çok güzel şeyler olacak ama bir anda beklemediğiniz, sizi zorlayan bir takım şeyler olabilir. Tekrar çalışmak gereği zorunda kalacaksınız. Çünkü akrepler için, Satürn Oğlak Burcu 3. evdeydi. 3. ev geçişi çok güzeldir. Özellikle de e, Akrep Burcu e, Akrep Burcu bireyleri için e, e, geçtiği zaman bu yüreklenmeyle ilgili bir takım açılımlar yapacak direkt ve bu görüş nereyi görüyor? Direkt 6. evinizi görüyor. Hastalıklarla ilgili, düşmanlarla ilgili, borçlarla ilgili daha önceden yaptığınız, çalıştığınız, sabrettiğiniz şeyler direkt ürün vermeye başlayacak. Aynı şekilde sizin kariyer alanınızı görüyor. İşinizle ilgili değişiklikler olabilir. Yeni iş olabilir. Bu iki buçuk aylık dönem çok önemli. Dediğim gibi tam Temmuz'un ortasında Oğlak Burcu'na tekrar geri döndüğü zaman daha önceden yarıda bıraktığınız bir takım şeyleri yapmak durumunda kalacaksınız. Sosyal çevrenizle ilgili, kardeşlerinizle ilgili, belki komşularınızla ilgili, yüreklenmenizle ilgili dediğim gibi Satürn'ün üçüncü geçişi çok önemlidir, çok yüreklendirir, çok çalıştırır, çok yorar. Özellikle de Oğlak Burcu'nda olduğu için ama bütün bunlar geride kalıyor ve şu anda Kova Burcu'nda direkt ev ile ilgili değişimler oluyor. Ofisine girdi Satürn. Satürn dördüncü evde olduğu zaman zorlar. Size ev verebilir fakat evi verirken sorumluluklarını da verir size. Ya evle ilgili problemler çıkabilir onlarla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Satürn'ün dördüncü evdeki konumu bu şekilde çalışır ve e, kova burcunda oluşu bilgeliği de orada kendi ofisinde bir nevi sizin evinizde Satürn olacak, şene olacak. Akrepler o şekilde hayal edin. Satürn geldi evinize, ofis yaptı evinizi ve bu enerjiyle birlikte çalışmanız lazım. O yüzden ne yaparsınız? Satürn ee, ne diyorsa onu yapmak durumundasınız ve Satürn bu konumla direkt sizin hizmet verdiğiniz kişileri görüyor 6. ev sağlığınızı görüyor belki o yüzden sağlıkla ilgili değişimler yapacaksınız. Düşmanlarınıza karşı belki bir takım sorumluluklarınız var onların yerine getireceksiniz. Mücadelelerle ilgili o yüzden çok güzel çalışacak aslında sizi kuvvetlendirecek bu geçiş akrep burcu bireyleri için çok güzel bir transit. Aynı şekilde kariyerinizi de görüyor çünkü Satürn size yapmanız gereken sizi yükseltmesi için gereken şeyleri e, yapacak. E, ve dediğim gibi e, özellikle eksen olarak Akrep Burcu'nda direkt ay tutulması oluyor Vişaka'da ve sizin 8. evinizde de e, özür diliyorum 7. evinizde de e, direkt Rohine de eşinizle ilgili ortaklarınızla ilgili bu dünyada toplumda nasıl görünmenizle ilgili bir takım tohumlar atacaksınız. Yine tohumları konuşuyoruz çok ilginç bu videoda. Rohine nakşatrası olduğu için. Onunla ilgili ayrı bir video çekeceğim. E, gerçi burada bahsediyorum yine de ama belki biraz daha detaya e, inebilirim. Ee, ve akrepler içinde bu şekilde değişimler e, olacak. 10. görüşü de nereye geliyor? Direkt kendi e, lagnınıza geliyor. Direkt satürn bu konumda. O yüzden kendinize bir çeki düzen vermeniz lazım. Özellikle de lunar eklips olduğu zaman direkt vişakada olduğu için bir takım sağlık sorunları getirebilir. Bu dönemde mutlaka dikkat edin. 16 Mayıs'ta bir gün önce, iki gün önce birkaç gün önce etrafında e, özellikle sağlıkla ilgili bir takım şeylere dikkat etmenizde fayda var. E, Impulsif şeyler da bulunmasanız iyi olur. yaylar, yaylar için çok 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 güzel bir dönem. Genelde çünkü sadi döneminden geçildikten sonra hapşıracağım bir anda. Işıklar. Ee, <laughs> döneminden çıktınız iki buçuk aylık bir dönemde. inanılmaz çok güzeldir. Aynı ile biraz önce söylediğim gibi ben tavuk İstitüsü döneminde tabii ki necede 6 yıllık kısım, 7,5 yıllık bu dönemde sadistik dönemine gelmesi çok daha iyi oldu belki de. Çünkü bu dönemde çok iyi çalıştırır ve daha sonra da ödülünü verir. Şimdi yay burçları, bireyler için mutlaka bu 2,5 aylık döneme dikkat edin. Girdi şu anda kova burcunda biliyorsunuz. Saturn. 2,5 aylık dönemde not alın bakalım neler oluyor. Çünkü daha sonra tekrar geri dönecek. diye tekrar geri dönüyorsunuz. Ama dediğim gibi korkulacak bir şey yok. Zaten 7,5 yıl Yaklaşık bu süreçtesiniz. Tekrar geri döndüğü zaman 2023 Ocak ayından sonra iki buçuk yıllık bir süreç başlıyor. Ve ondan sonra meyvelerini toparlamaya başlayacaksınız. Çünkü Satürn size öyle ya da böyle öğrenmeniz gereken şeyi öğretti. Bilgiyi aldınız dersinize aldınız o eli sopalı şani, Ve bundan sonra meyvelerini toparlamaya başlayacaksınız üçüncü geçiş biraz önce videoda söylemiştim bilmiyorum burçlara göre izliyorsunuz belki dinlemediniz dinlemek istersiniz belki akrep burcunda bahsederken çünkü satürn üçüncü evden geçerken inanılmaz güzel çalışır neden çünkü üçüncü ev direkt Upaçaya evi. Üçüncü evde direkt çalıştırır, yüreklendirir. Özellikle de kendi e, evinde olduğu zaman kova burcunda Satürn tam ofisinde yüreklendiriyor sizi, çalıştırıyor sizi. Çok güzel bir konum. Direkt beşinci evi görüyor. Çocuklarla ilgili sorumluluklar, yaratıcılıklarla ilgili sorunlar. E, spekülatif kazançlarla borsa ile ilgili sorumluluklarınızı yerinize getiriyor. Şöyle bir göz attırıyor sizi. Romantizm, romantizmle ilgili sorumluluklarınızı ve bilgiyi kullanıyorsunuz. Kova burcunda yani ofisinde bilginin olduğu yere girdi. Kütüphaneye girdi bir nevi ve sizi okuyup 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 sizi yönlendirecek o enerjisiyle. O yüzden Şani ile birlikte çalışın. Şu anda yüreğinizde Akrepler için öyle demiştim. Şani sizin evinize geldi, ofis yaptı ve onunla birlikte yaşıyorsunuz artık. Yay burcu bireyleri için Şen'e direkt yüreklenmemiz, üçüncü evinizde yüreğinize girdi, orada sizi yüreklendiriyor ama olması gerektiği gibi yapmamanız, şeyleri de yapmamanız için yüreklendiriyor. Ee, böyle mütevazi yapar aslında Satürn, o yüzden çok egonuz çıkarsa bir anda sizi kötü anlamda etkileyebilir. Ego için nereye bakmamız gerekiyor? Direkt. Raun'un olduğu yere tehlikeli. O bölgede aslında Beşinci Ev yaratıcılıkla ilgili Uranüs orada. Onunla ilgili o yüzden biraz o yüreğinizde olan Şani e, direkt ağırlaştıracak sizi. Yapma diyecek o yüzden içinizden gelen sesi dinleyin. Şani için dürüst olun. Dürüst söz söyleyin. E, o yüzden kendinizi kandırmayın ve başkalarını kandırmayın. Hele hele başkalarını hiç kandırmayın. Kendinizi kandırıyorsanız yine kötü. Çünkü neticede Satürn o yüreğinizden sizi zorlayacak, bunu yapmamanız için. Satürn bu görüşüyle direkt dokuzuncu evi görüyor. Eğitimle ilgili belki, öğretimle ilgili, aşam gibi yerlere gidebilirsiniz, yolculuklarla ilgili bir takım şeyler olabilir. Bu iki buçuk aylık dönemde dediğim gibi mutlaka notlar alın, daha sonra kararlar alabilirsiniz, yolculuk kararları alabilirsiniz, eğitim, ve öğretim kararları alabilirsiniz. Daha sonra geri döndüğü zaman belki yurt dışına çıkmak istiyorsunuz, onunla ilgili Satürn tekrar geri dönecek, aile kaynaklarınızı tekrar kontrol edeceksiniz, banka hesabınıza bakacaksınız. Evet. Haziran'ın özür diliyorum Temmuz'un ortasından Ocak 2023'e kadar ondan sonra tekrar geldiği zaman o dönemde hem yüreklenme yazacak hem eğitim öğretim okul başlayabilir sizin için çok güzel olur babayla ilgili belki takım şeyler kardeşle ilgili bir takım şeyler öğrenim eğitim dediğim gibi yüksek öğretimle ilgili ve bu şekilde belki yolculuğa yabancı ülkeye de çıkabilirsiniz bu tarz açılımlarda olabilir. Dediğim gibi özellikle 6-12 ekseni çalışacak hem ay tutulmasıyla alakalı olarak 16 Mayıs gibi ve o konumda belki bir yere gitmek zorunda kalabilirsiniz. 12. ev izole ev başka bir yer bu anlamda direkt böyle ani bir değişik ama korkulacak bir şey yok. Neyse de güneş tutulmasını atlattık bence o daha <laughs> tehlikeliydi belki de ve 6. evde de oluşu Rohini nakşatrasında zorluklarla düşmanlarla nasıl edebilirsiniz? İnsanlara nasıl yardım edebilirsiniz? Nasıl hizmet verebilirsiniz? Borcunuzu nasıl ödeyebilirsiniz? Rohini'de onun tohumlarını ekeceksiniz 30 Mayıs'ta Dolunay'la birlikte. Bu eksende bu şekilde çalışacak aslında. Satürn'de olurken diğer gezegenleri de konuştuk zaten. Çünkü Jüpiter'in konumu önemli. Rahun'un konumu önemli özellikle. Bu konumda da direkt haritaya mutlaka bir bütün olarak bakın derim. Oğlaklar, oğlaklar için neler oluyor? Oğlaklar için şu anda ikinci evinize girdi Satürn kendi e, ofisine. Sizin lagna lordunuz e, zor bir dönemden geçti. Oğlaklar zaten alışkındır bu zor dönemlere. E, yine de sizi rahatlatıyor, şimdi ödüllendirecek. O yüzden özellikle banka hesabı aile kaynaklarıyla ilgili çok güzel bilgiler geliyor elinize. E, ve bu konumuyla direkt kendi evinizin mutluluğunuzu görüyor aslında. O yüzden daha önce bir bütün halinde çok çalıştınız. Ve şu anda aile kaynaklarını göz attıracak, banka hesabınıza kaynaklarına göz attıracak ve onunla ilgili evinizi değiştirebilirsiniz, iş yerinizi değiştirebilirsiniz. Başkaları aracılığıyla gelen paralar getirebilir size, iş ortakları gibi o tarz şeyler belki olabilir. Okült bilgiler için çok güzel bir dönem. Çünkü genel anlamda belki Satürn geçişiyle bu iki buçuk yıl süreci içinde kendi bütünlüğünüzle ilgili bir takım farkındalıklar, sorumluluklarınızı yerine getirdiniz. Artık hazırsınız. O yüzden iki buçuk aylık dönemde şöyle bir şöyle bir göz atacaksınız. Size söyleyecek aslında ne yapacağını Satürn ve daha sonra tekrar geri gelecek tabii Temmuz'un sonundan 2023 Ocağı kadar sonra tekrar geri girdiği zaman sizin için gerçekten iki buçuk aylık bir süreç başlayacak. Dediğim gibi araştırmacıysanız bilim adamları olsun çok güzel bir süreç. Kronik hastalıklarla ilgili mücadelelerde bu tarz sorunlarla ilgili daha önceden eğer Oğlak Burcu Satürn oradan geçerken herhangi bir sağlık sorunları olduysa bu süreçte aslında alınan bilgi kullanılan çünkü Satürn bir nevi kütüphaneye girdi ofisine girdi bilgiyi biliyor bilgiyi okuyor ve sizinle paylaşıyor burada da Şeni nerede? Direkt aile kaynaklarında, sizin kaynaklarınızda yediğinizi, içtiğinizi kontrol ediyor, konuştuğunuzu kontrol ediyor, banka hesabınızı kontrol ediyor. O yüzden çok güzel bir konum dinleyin, dinleyin, dinleyin. Satürn'ü dinleyin, Şen'i dinleyin. Şeni bu alanlarla ilgili yapmanız gereken şeyleri yaptıracak. Aynı şekilde 8. eksen, bu eksen önemli olduğu için 8. ev eşinizin kaynaklarıyla alakalı, başkalarından gelen paralarla alakalı, ortaklarla gelen paralarla alakalı. Dediğim gibi o kült bilgiler için çok güzel bir dönem. Reiki olsun, sıra dışı o kült o tarz bilgiler için de astroloji olmak zorunda değil. Bu tarz şeyler için de çok güzel bir transit aslında Oğlak Burcu bireyleri için. Ee, ve e, dediğim gibi 10. görüşüyle de bu konum nereye görüyor? 11. evi görüyor. Bu promosyonla alakalı, yüksek arzunuzla alakalı. Bu konumda aslında o e, dünyaya bakış açınızı değiştirip, kaynaklarınıza göz atıp insanlara nasıl yardımcı olabilirsiniz konuştuğunuzla, e, ağzınızdan çıkan bilgilerle belki de yüksek arzularınız o şekilde e, yansıyacak. Ve e, ay tutulması ve dolunay ekseni de burada olacak. Güneş tutulması da bu eksende olacak. E, sizin için e, özür diliyorum bu eksende olduğu e, daha sonraki e, tutulmalar aslında e, tamamıyla... Ee, Koç burcu ve Terazi burcunda olacak bir yedi ekseni. Bu ne demek oluyor? Evinizi değiştirebilirsiniz. Kariyerle ilgili değişiklikler olabilir. Ee, güneş tutul şey ay tutulması e, yine Vişaka'da oluyor ve Rohini'de oluyor. Rohini Belki 30 Mayıs'ta çok güzel olabilir, yaratıcılıkla ilgili inanılmaz güzel tohumlar ekebilirsiniz, çocuklarla ilgili çocuk sahibi olmak istiyorsanız güzel bir dönem ama dediğim gibi Satürn'ün konumu o iki buçuk yıllık süreçte size aile kaynakları ile ilgili sorumluluklar hakkında bilgi verip sizi onları kullanmanızı öneriyor. O yüzden aslında enteresan. Özellikle jörg istiyorsanız destekliyor aslında. Çünkü, 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 çünkü e, e, direkt ay tutulması da Rohine şey dolunay da Rohine orada ekeceğiniz şeyi gösterir aslında. o anlamda belki Olak oğlak burcu bireyleri için bilmiyorum çocuk olabilir istiyorsanız tabii ki yaratıcılık anlamında da olabilir. Bu evler bu arada kitap yazmak için çok güzel. Satürn geçtiği zaman ikinci evden ikinci ev kitap yazmayla alakalı bu tarz konularda da etkisini gösterebilir. Kova burcu bireyler için, kova burcu bireyler için çok güzel bir konum. biraz zorlayıcı olabilir. Neden zorlayıcı olabilir? Sorumluluklarının arttığı bir döneme girecek kova burcu bireyleri. Özellikle ay buradaysa, yükselen buradaysa, güneş buradaysa onunla da alakalı. Çünkü ruhunuz nereye gidiyor? Onu görüyorsunuz ve de dediğim gibi Mahadaşa daşa, Mahadaşa lordu eğer kova burcundaysa bu şekilde çalışır. Satürn birinci eve geldiği zaman biraz rahatsız oluyor aslında ama kendi ofisinde bir bütün olarak sizi değiştirmeye çalışacak. Şimdi bu konum kova burcu bireyler için daha farklı Oğlak burcundan. Sebebi de aynı zamanda çünkü 12. evin lordu direkt birinci evde olmuş oluyor bilinç altına dönüyor. Şimdi bu konum o yüzden neden önemli ve neden güzel aslında kova burcu bireyleri için? Çünkü bilinç altında olan bir takım olaylar ayın konumuna bakabilirsiniz eğer ay burada değilse daha önceden olmuş problemleri sürekli yüzeye çıkarmaya çalıştığınız zaman bu geçiş sizi zorlayabilir. Çünkü özellikle yedinci görüşüyle direkt yedinci evi görüyor. Onuncu görüşüyle de onuncu evi görüyor. Kariyer evinizi görüyor. Kendra evleri bir nevi kontrol altında aslında. Ay tutulması orada, Ay tutulması 10. evinizde olacak. Ani bir değişiklik olabilir, 16 Mayıs gibi e, ve aynı şekilde e, Dolunay, Rohini dolması çok güzel çünkü mutluluğunuzla ilgili, evinizle ilgili, bir takım değişiklikler yapmak için çok güzel. O tohum ekeceğiniz, fikirler gelecek sizi Dolunayla e, güzel bir konuma açıdan aslında. Ama genel olarak bu iki buçuk aylık dönemde neler olacak? Bir dikkat edin, sorumluluklarınız artabilir, ani olarak bir takım şeyler olabilir. Çünkü direkt üçüncü evi görüyor, yüreklendirmeye çalışıyor, sizi sınırlandırmaya çalışıyor. Dediğim gibi 12. evin lordu olduğu için bilinçaltınızda olan şeyler, eski travmalar, bu tarz şeylerin nasıl açığa çıktığı önemli. Bu anlamda sizi zorlayabilir ama yine de güzel açılımlar olacak, kendi evinden geçiyor ve... Ee, şunu düşünün her zaman onu da başında söyledim. Şani ne yapmanız gereke, gerekiyorsa onu yapacaksınız. Şani'yi ee, zorlayan bu konumda ne olabilir özellikle kovalar için? Eğer e, kendinize dürüst değilseniz, ...başkalarına dürüst değilseniz. O yüzden... E, ...herkes için geçerli. Kendimizi kandırmamamız lazım. E, kulak verin. E, ve Jüpiter'in konumu çok güzel... ...ikinci evden geçiyor ama Papa Carter'ı... ...yoga yapıyor. Diğer yandan... ...Rahu'nun üçüncü evde olması... E, ...sizin biraz kafanızı karıştırabilir. Çünkü Rahu e, yalancı... ...ve o e, bir nevi hormonlu... ...yüreklendirmeye sebep olabilir ama... ...Satürn, Lagna Lord'unu... ...sizi o anlamda zorlayacak. Eğer zorlanıyorsanız şöyle bir meditasyon... Yapın kendinize bakın e, ne yapmam gerekiyor diye çünkü eğer zorlanıyorsanız eğer satürn sizi zorluyorsa elisop satürn neticede sizi düzeltene kadar yaptığınız şeyi düzeltene kadar sizi zorlayacak ki daha sonra e, güzel şeyleri de Alabilirsiniz diye. Eğer ay buradaysa sadi sati dönemi direkt tam şey noktasında. Çünkü e, balıklar için yeni başladı. E, fakat e, kovalar için ay buradaysa daha önceden başlamıştı zaten. Şimdi tam ay geçiyor. O örneği e, diğer burçlarda vermiştim. O yüzden tekrarlayayım aslında. O yüzden diğer burçları izlerseniz aslında bazen söylediğim şeyleri tekrarlıyor muyum, tekrarlamıyor muyum ben de bilmiyorum. Ama şöyle düşünün eğer ay buradaysa Satürn üzerinden geçerken bir nevi bir bahçeniz var var, tarla var ve bir sürü otlar var, dikenler var ve Satürn onları direkt koparta 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 temizletecek ki o yüzden zorlayacaksa dikenler, elleriniz belki kanayacak, belki istemediğiniz bir şey zorlayacak, belki ısırgan otları arada e, mahvedecek sizi, kaşındıracak falan alerji olacaksınız ama daha sonradan da otları temizledikten sonra o bahçe inanılmaz güzel açacak ve dönüp şükredeceksiniz Şen'e. Şen'i iyi ki temizletmiş. Belki de temizlemediğiniz şeyler olduğu zaman diyeceksiniz ki keşke oraları da temizleseydim. Biliyorum yoruldum ama diye. O yüzden Şen'i sizi zorlayacak. Ne yapacaksanız. Kaçmak yoktur. Şen'e'den kaçamayacak kimse. Balıklar kaçamayacak. Kovalar kaçamayacak. Ee, ve e, ve daha sonra da balığa geçince de e, e, şey oluyor tabii ki. daha. Şimdi o zaman kova olduğu zaman direkt oğlak e, oğlak ay o e, kova ay ve balık ay e, bunlar şey oldu dediğim gibi yay kurutuldu. Yaylar için çok güzel bir dönem. Gerçekten çok güzel bir dönem. O yüzden benimle paylaşın Satürn Transit'i için. E, bu şekilde balıklar, balıklarla birlikte kapatacağız. Evet ben de bir balık olarak ay balık burcunda olanlar ya da yükselen balık olanlar da aynı şekilde zorlanacak. Aniden olan olaylar olabilir. Bir takım şeyler olabilir. E, çünkü e, balık ay ise eğer dediğim gibi yükselen balıksa ya da güneş balıkta olduğu zaman e, neler oluyor? Bütün bu geçiş Satürn 12. evde. 12. evin karakası zaten. 12. evin karakası Satürn. Spiritüel anlamda inanılmaz güzel bir şey. Öyle değil midir zaten? insanlar zorlandığı zaman aslında. 12. ev e, hayal dünyamız, rüyalarımızla alakalı çok güzel kitap yazılabilir. Farkındalık, mokşa ile ilgili inanılmaz güzel açılımlar olacak. O yüzden bir takım zorlamalar olduğu zaman... Ve çok enteresandır. Ben çünkü e, e, San Diego'daydım iş icabı ve başıma o kadar enteresan bir şey geldi ki hiç beklemedim yerde bir anda. Ve kendime sordum neden diye. Daha önceden de başlamıştım ama özellikle de kova burcuna girdikten sonra ve ondan sonra direkt not almaya başladım. O yüzden siz de yapın, e, günlük tutun eğer balık burcuysanız. Diğer sadistatiler için de tavsiye ederim ama bu dönem önemli. E, ve e, çünkü e, dediğim gibi iki buçuk aylık e, dönem ondan sonra tekrar geri dönüyor. <laughs> Rahatladığınızı düşünebilirsiniz balıklar ama e, tekrar geri dönecek. Satürn ne kadar ilginç Kötü gibi sanki bahsediyorum ama hayır öyle değil. Evet zorluyor. E, ne oluyor burada? Aynı örneği verelim. Şen'i balıklar için direkt 12. eve geliyor yani. 12. bizim yatak odamız. 12. bizim bilinçaltımız. Satürn bizi bırakmıyor ve kendi ofisinde. O yüzden uykuda bile başımızda olacak, düşündürecek bizi ve çok enteresandır aslında. Bu videoyu şimdi çekerken ben kendime şey yapıyorum. O kadar ilginç rüyalar görüyorum ki mesela bu sabah paylaşayım sizlerle çok enteresan aslında. Bu sabah uyandım. Altın böyle torba torba altın ...larla ilgili... ...kendi altınlarımmış bir şeyler oluyor ve bana... ...vermiyorlar. Benim altınlarım diyorum. Birileri çalmaya... ...çalışıyor. Benim altınlarım diyorum. Ve... ...anlatmaya başlıyorum neden benim olduğu... ...bunları kullanacağım, bu altınlar çok önemli... ...çok enteresan bir rüyaydı gerçekten de... ...çok canlıydı ve e, uyandım bir an... ...ve sonradan al, alıyorum altınları... ...altın torbaları alıyorum... E, tolbalar, tol, ...torbalar halinde... ...hatta onunla ilgili aslında... ...Instagram'da bir şey paylaştım... E, ...sebebi de şu... Gita'ya sevgili Gita nakşatra sohbetlerinden tanıyanlar bilir hemen tesadüf bana New York'ta yaşıyor kendisi tesadüf mesaj attı arada atıyor çok güzel sesli mesaj nasılsın diye ondan sonra ben de hemen video şey, rüyamı paylaştım sabah kalkar kalkmaz olduğu için ve çok güzel bana attığı şey şu Harun dedi ...bilgi dedi, altın gibidir dedi. Bilgi dedi, bizim e, hazinemizdir dedi. O yüzden ne olursa olsun insanların paraları çalınır, altınları çalınır. Çünkü senin rüyanda öyle. Altınları çalıyorlar bir nevi. Senin altınların diyorsun çünkü. Gerçekten de şimdi rüyayı anlatırken bile o kadar canlıydı ki. Üzüldüm yani. O altınları ben kullanacağım hayırlı yerlere diye üzülüyorum. Bir de enteresan rüyada. Ve e, e, ve şey dedi git eee Dedi ama bilgileri kimse çalamaz. O yüzden ne olursa olsun... Geçen bir yazı okudum hatta çok enteresan. Dört element vardır. Ve bu beş element... Dört element öldükten sonra... Çünkü su, toprak, ateş, hava gider ölümle birlikte. Biz ölüm diyoruz ruh vücuttan çıktığı zaman. Ama eter elementi kalır. Ve eter elementi bilgiyle alakalı. Bilgi kalır. O yüzden... Bu rüyada da öyle. Gidon'un söylediği şey çok anlamlı geldi gerçekten. Dedi ki senin bilgilerin dedi belki birileri e, çalabilir ya da sen çaldıklarını zannedebilirsin. Ben zaten bilgilerimi biliyorsunuz. Herkese paylaşıyorum. E, ama dedi e, kimse senden çalamaz bilgileri altın. O yüzden o Instagram'da o e, iletiyi paylaştım her birimizin kesesi var aslında bu yaşamda ve bilgilerle doldurmaya çalışıyoruz. Bilgiler altın değerinde olabilir, mücevher değerinde, pırlanta değerinde. O yüzden dedim altın, gümüş, bakır dedim. Ama bilgiler o kadar çok ki yanlış bilgiler alıyoruz ve sürekli o keselere bir şey koyuyoruz. Sürekli, 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 sürekli bakmak lazım bilgiye. Koyduğumuz o kesenin içine altın mı, mücevher mi, pırlanta mı, nasıl bilgi koyuyoruz? Çünkü çok fazla değersiz taş, kaya, kum parçaları koyduğumuz zaman o belki o küçücük olan pırlantayı göremeyeceğiz. O yüzden dikkat edin diye bu mesajı paylaşmak istedim. Enteresan ve altın aslında hem güneşli hem de satürnle alakalı ve direkt 12. evde benim de satürn tam oradan geçiyor. Balıktan bakıldığı zaman ay ve e, ee, rüya, bilinçaltı ile ilgili bir takım bilgiler bu şekilde geliyor. Farkındalıklar bu şekilde geliyor. <laughs> o yüzden ben iki buçuk aylık dönemde Böyle bir tat, bir şey alacağım, bir bana göz kırpacak aslında bu şekilde ve daha sonra geri dönecek Ocak 2023'ten sonra daha da güzel açılımlar olacak. Dediğim gibi belki bunları yazıp farkındalıkla ilgili güzel bilgiler sizlerle paylaşırım. Balıklar için neler oluyor? Balıklar için bu konumuyla direkt ikinci evinizi görüyor. Aile kaynaklarınızı yediğiniz, konuştuğunuz, içtiğiniz, yazdığınız dediğim gibi kitap yazmak için çok güzel bir dönem olacak balıklar için, e, aile kaynaklarınızı gözden geçirmek için ve e, Satürn direkt... 6. evinizi prarabada karmayı görüyor ve bu geçişle neler olacak direkt bilgiyi veriyor. Yapmanız gereken şeyleri yap, yap, yaptırtıyor. Sizin nelere, ne gibi şeylerle insanlara şifa vermeniz için gerekli olan şeyleri gösterecek size sorumluluklarınızı gösterecek çalışma ortamında iş arkadaşlarınızla ilgili belki bir takım sorumluluklarınızı yerine getirmek zorunda kalacaksınız. Aynı şekilde 10. görüşüyle 9. eve geliyor. Aşram'la ilgili, yolculuklarla ilgili 12. evde oluş ve 9. evi görmesi 10. görüşüyle çok önemli. Neden önemli? Çünkü özellikle de ay tutulması ve e, ay dolunaya baktığınız zaman e, tam bu eksen nerede oluyor? Direkt ...Boğa Burcu'nda 3. evde ve Akrep Burcu'da dokuzuncu evde oluyor. Şimdi bu neden önemli? Çünkü bu dönemde özellikle Eklis olduğu zaman dikkat edin, yolculuklar yapmayın. 16 Mayıs gibi babayla ilgili bir takım şeyler, böyle ani değişiklikler olabilir. Ama korkulacak bir şey yok dediğim gibi Lunar Eklips. Eğitim, öğretimle ilgili belki bir takım şeyler olabilir. O yüzden radikal kararlar almayın. Ama Dolunay olduğu zaman Rohini'de o yüreklenmenize tohumlar ekiyorsunuz çok ilginçtir. Hep tohumları konuşuyoruz. Tohumlar ekiyorsunuz ve bu ektiğiniz tohumlar neyle alakalı olacak? Direkt 3-9 ekseni. Yazı yazmayla ilgili, eğitim öğretimle ilgili, aşramlara gitmeyle ilgili. Ben istiyorum mesela Hindistan'da görmek istediğim yerler var. İlla Hindistan'da olmasına gerek yok. Bazı böyle mistik olan yerlere gitmek istiyorum. Zaten artık her şey açıldı yavaş yavaş. Bizi de bir yerlere götürecek belki bu oluşumlar. O yüzden dediğim gibi balık burcu bireyleri için de geliyor ama korkmayın yazın notlar alın öğrenin öğrendiğiniz şeyleri insanlarla paylaşın ee, güzel bir konum ee, çünkü neticede kova burcundan geçerken satinin olması daha iyi kendi evinden geçiyor en azından farklı konumda sadistatiler farklı etkiler veriyor o yüzden bu şekilde de mutlaka düşünün bazı duyduğumuz o kötü örnekler aslında sadistati belki satürnün iyi olmadığı dönemlerde çünkü düşünün e, çok bilge bir satürn geliyor şu anda ve o dediğim gibi ayın üzerinden o bizim duygularımızın üzerinden geçtiği zaman ay çok önemli. Ay aynı zamanda o hard disk diyoruz. Geçmiş yaşamla alakalı. O yüzden ayın konumu aslında nerede olduğu çok önemli. Çünkü sadist sadist dönemine girildiği zaman bir kere o Bilgi bir Satürn geliyor. Çünkü koçtaki seti daha farklı. E, çünkü orada e, düşmüş bir Satürn olabilir. Diğer burçlara göre Satürn'ün davranışı daha farklı. Ama dediğim gibi her bir burcun amacı var aslında. O yüzden e, ona göre değerlendirmek lazım. Satürn'ün geçişini bilmeniz lazım. O yüzden tekrarlıyorum. Gezegenleri, Jyotish'i çalışmayın. Jyotish'i... Jyotish'le ilişki kurun. İlişki kurduğunuz insanlara nasıl sorular sorarsınız öğrenmek için? Aynı o şekilde. Direkt ezberlediğiniz zaman ilişkileri güzel olmaz, içinize sinmez ve hata olursunuz. Ve bunun en güzel şeyi de nedir? ...dürüst olmaktır. Eğer ilişkide... ...iyi bir ilişkideyseniz, o ilişkiyi seviyorsanız... ...dürüst olursunuz. Eğer bir şey sizi sıkıyorsa... ...söylersiniz. O yüzden... E, ...okuduğunuz şeyleri anlamadığınız zaman... ...direkt geçmeyin. Sorun kendinize... ...ne oldu, neden anlamıyorum. E, eğer o bilgi size... Bu, e, ...gelmesi gerekiyorsa mutlaka bulur o sizi. E, Jyotish Vidya dediğimiz o... ...bizim e, ruh gibi... ...aslında Jyotish'i olmak için... ...bir bütün halinde çalışır. Sizleri çok seviyorum... Sevginizi asla asla ihmal etmeyin, kendinizi sevin, kendinize dürüst olun. Ee, gelecekle ilgili toplum yararına kova burcundaki Satürn gibi kendinizi düşünün, balık burcundaki Jüpiter gibi kendinizi düşünün. Ee, ve umarım Rahu'da bir takım şeyleri destekler, sıra dışı bilgilerle destekler neticede Satürn, Rahu, Yu, e, Rahu ile biliyorsunuz 11. evin lordları amaçları aynı. O yüzden çok güzel eğer Satürn ve Jüpiter enerjisini kullandığınız zaman Rahu da bu materyalistik dünyada bu güzel bilgileri nasıl kullanabilirsiniz kapılarını açacak size. E, Uranüs ani değişiklikler yaratacak hepimiz için. Uranüs astroloji ile alakalı. Astroloji popüler olacak o yüzden. sıradışı hiç daha önceden düşünmediğimiz şeyler popüler olacak. Dünya değişiyor o yüzden. Bizler de dünyanın bir parçasıyız neticede. Değişen bizleriz. Kendi değişimimizi kabul ettiğimiz zaman dünyanın değişimi çok fazla etkisi olmayacak. Ama olumsuz anlamda. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın sevgili dostlar. Kendinizi sevin. Etrafınızdaki insanları sevmeyi Asla, ama asla ihmal etmeyin. Işığınız bol olsun. Namaste. <laughs>